Selam dostlar. Bugün sizlere Binance üzerinden vadeli işlemler nedir? Vadeli işlemler nasıl yapılır? Vadeli işlemleri yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktaları size söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten adım adım tane tane ilerleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Binance.com üzerinden hesabınıza giriş yapıp e, uygulamayı bilgisayarınıza indirmeniz icap ediyor. Buradan bir işletim sistemi göre bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sonra ise Bakın böyle bir yer karşınıza gelecek sol tarafta vadeli işlemler ve Future yazar İngilizcesi Future demek e, vadeli işlemlere giriş yaparken sizden bir hesap açmanızı isteyecek belli bir e, soru soracak arkadaşlar 10 soruluk yanlış hatırlamıyorsam size bir sorular yöneltecek Yani bunları doğru cevap verdiğiniz takdirde hesabınızı açacaktır. Doğru cevap vermediğiniz zaman zaten doğru cevabınızı da gösterecek arkadaşlar. Yine hesabınızı kolay bir şekilde açabilirsiniz. O soruları okuyup anlamanız sizin için gerçekten önemli arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız bir yani onlar okuyup birazcık bilgi sahibi olabilirsiniz zaten hesaba açtıktan sonra yapmanız gereken ilk işlem öncelikle e, buraya transfer etmek arkadaşlar. Spot cüzdanınızdaki USDT'yi e, vadeli işlemler cüzdanınıza transfer etmek olacak arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman vadeli işlemler deyip sağ tarafta böyle aşağı ininizde transfer et yazar. Burada mesela benim şu an e, şey hesabımda para yok. E, vadeli işlem hesabımda para var. Mesela terkisini yapıp vadeli işlemlerden spot hesabıma para aktarabiliyorum. Mesela max istedim Onu halledim ve şu an para spot cüzdanıma gitti ve burada kullanılabilir usd diye 0 olarak gözüktü. Size de böyle gelir muhtemelen. Buraya gel geldiğiniz zaman gönderen kısmından kendi margin adresiniz ve user it margin diye farklı farklı hesaplar çıkar. Buradan main'i seçip Gönder ya yani hiçbir şekilde elemenize gerek yok aslında. Bu şekilde kalsın zaten. GST mi vadeli işlem hesabı olarak gözüküyor. Buraya gelip max'ı seçip ona ne dediğiniz zaman sizin vadeli işlemler hesabınıza para eklenmiş olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 383 dolar benim şu an mesela param varmış. Şimdi vadeli işlem nedir ve nasıl yapılır? Vadeli işlemlerde bilmeniz gereken iki tane terim var. Long ve short. Long al demek yani long uzun short da kısa demek Türkçe me mealleri. Şimdi long işlem yap attığınız zaman spot cüzdandan herhangi bir farkı bulunmuyor yani sadece coin arttıkça kar edersiniz düştükçe zarar edersiniz longun anlamı budur arkadaşlar short işlem demek coin'in düşüşünden kar etmektir arkadaşlar siz short işlem açarsanız coin düştüğü zaman siz kar edersiniz bir ters orantı mevcut şimdi bu iki terimi aklınızda tutmanız önemli arkadaşlar long ve short sürekli duyacağınız iki terimdir long ve short ve bunun akabinde ee, bir marjin miktarı var. Yani kaldıraç. Yani kaldıraçlar da sizin önemli sürekli duyacağınız terimlerden bir tanesi. Kaldıraç işlemi. Kaldıraçların mantığı şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Diyelim ki 1 dolarınız var ve 10 kaldıraçlı işlem gireceksiniz. 10 kaldıraçlı seçtiğinizde 1 dolarınızla 10 kaldıraçlı işlem giriyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki 1 çarpı 10 tane işlem gireceksiniz. Yani 1 çarpı 10 katı kadar. 1 dolarınızla 10 dolar hacim yaratabiliyorsunuz. 10 dolar işlem açıp Kârınız ve zararınız o 10 dolar üzerinden hesaplanıyor. Yani e, kârınız ve zararınız doğru orantıda yine azalıp artmış oluyor arkadaşlar. Buradaki maaşın kaldıraç ay kaldıraç ayarını yani onun geçmemeye özen gösterin. Çünkü ne kadar arttırsanız zararınız ve likidasyon seviyeniz o kadar artar. Birazdan likidasyonun ne olduğunu da size göstereceğim uygulama şekilde. E, hemen şu izole ve şeyi de tanıtalım arkadaşlar. Mesela vade marjin modu yazar. Vadeli işlemlerde marjin modu çapraz ve izole. Şimdi arkadaşlar izoleyi seçerseniz eğer burada e, sadece yatırdığınız mesela coin'e yatırdığınız miktar kadar harcama yapar. Yani ilk sıra e, likidasyon şey geldiğinde ilk sıra bir ekleme yapmaz cüzdanınızdan. Eğer çaprazı seçerseniz cüzdanınızda bulunan coin dışında cüzdanınızda bulunan parayı e, likidasyon seviyesine yaklaştığı zaman takviye olarak ekler likide olmamanız açısından. Ben genelde izole seçiyorum yani izole seçebilirsiniz ekstra bir para ekleyip zararınızı arttır şey yapmaya gerek yok İzole mantıklı bence. Tabi çaprazda kullandığımız zamanlar olacak elbet. Şimdi arkadaşlar e, hemen buradan nasıl işlem açılır onu göstereyim. Yani buradan herhangi bir coin'i seçip şurada USDT yazarsınız. USDT parametresine özel coin'leri listeleyebilirsiniz. Tabi bunlar farklı farklı şeyler olarak değişiyor yukarıda. Yani bir coin'i rastgele seçin arkadaşlar. Mesela burada Bot USDT diye bir coin var. E, buradan arkadaşlar mesela ben short işlem açmak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? 10 kaldı açtı şu işlem açacağım diyelim ki buraya geldim hop şeyi açtım bunu full dedim ya kendi şeyimizi ayarladık ondan sonra sat diyeceğim ben şu işlem açacağım ve gördüğünüz gibi şu işlem açıldı Arkadaşlar short işlem açtığınız zaman yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi şuradaki pozisyon KAZ'de yazıyor ya. buna gelip Spot işleminiz yani zararı durdur buna stop denir arkadaşlar. Stopunuzu koymanız lazım. Ben long short girdiğim için long yani yüksek kısma stop koyacağım. Mesela nereye stop koyalım? Buradan yedik 1.1327. 1327 1.1327 Bakın 10 dolar zarar ettiği zaman otomatik satsın. Yani bu seviye geldi, otomatik satsın. Ben daha fazla zarar etmek istemiyorum diyorsunuz. Bakın zaten yaklaşıyor. Muhtemelen belki zarar edeceğim. 0.10 on Önemli değil. Hiç dert Şimdi bir de aynı zamanda kar al şeyimiz var. Diyorum ki buraya kadar düştüğünde ben kar edeyim. Neymiş o? 1.1177 tekrar geldim 1.11 bakın 0.39 dolar e, şey 0.30 40 cent falan işte 40 cent kar ettiriyor burada bu seviyeye geldiği zaman otomatik satıyor otomatik sat eminde verdik Arkadaşlar ben şu an hiçbir şey yapmam gerek kalmadı ha, kar ettiğim zaman otomatik olarak karımı alacağım bu seviyeye geldiği zaman o dediğim yere çıkarsın otomatik satacak ve benim zararımı kapatacak. Arkadaşlar bu işlemleri yapmadan sakın ama sakın e, girmeyin arkadaşlar. Yani var işlemlerde şey pozisyon açmayın. Çünkü bu işlemler sizi çok büyük zarardan kurtarır. Özellikle stop işlem sizi zarardan kurtarır arkadaşlar. Şimdi likide, likidasyon dediğimiz muhabbeti size anlatayım. Bakın burada da yazıyor zaten. Likidasyon dediğimiz muhabbette sizin e, burada yazan miktarı para nasıl çıkarsa mesela ben short girdiğim için yüksek yazdı. 12 357 bakalım nerede oluyormuş 12 357 ya yani bu seviyelerde falan 357 buraya kadar çıkarsa hiçbir şey yapmadım spot koy stop koymadım buraya kadar coin yükseldi stop koymasaydım eğer e, buraya çıktığı zaman ben direkt tüm paramı kaybediyordum arkadaşlar bana 5 kuruş para gelmiyordu yani tüm param sıfırlanıyordu bunu koyduk biz stop o yüzden koyarız arkadaşlar zarar etmemek için yani stopun muhabbeti o bu likidasyon dediğimiz o yerde hani fiyatına geldiği zaman direkt zarar ediyorsunuz arkadaşlar. O fiyata geldiği anda tüm paranız gidiyor. Bakın bu önemli. Tüm paranız gidiyor çünkü. Yani e, bunu bu şekilde anlatabilirim. Likidasyon, likidasyona yak e, takılmamanız için stopları kesinlikle koyun arkadaşlar. Stoplar önemli. Stoplar sizi kurtarır arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar diyorum. Kusura bakmayın. Ağız alışkanlığı artık. Şimdi yukarıda piyasa, spot limit vesaire, jarcut yazıyor. Şimdi bunları da size anlatayım. Limit demek arkadaşlar, sizin seçtiğiniz kısımda mesela ben atıyorum 12.35'ten e, coin almak istiyorum deyip al emir bu da verebilirsiniz. Direkt bastığınız zaman hemen şey yapmaz. Sadece e, sizi sıraya alır. O miktar geldiği zaman da al emri veririz arkadaşlar. E, Veya bunu son yazarsanız son fiyattan alım satım yapabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar e, piyasa dediğimiz muhabbeti şu sadece en son son fiyattan işlem yapar. Mevcut açık işlemden nerek sizin e, talimatınızı verir ve satın alım pozisyonunuzu ona göre belirir. Burada beklemezsiniz şart diye işlemi başlatır. Limitte ise kendi belirlediğiniz fiyattan alım yaparsınız. Bunun muhabbeti bu. Bu stop limiti zaten hani e, ekstra burada da verebilirsiniz ama yani şuradaki e, şurada kar zarar durdur verdik. Aynı işleme göre aşağı yukarı. Burada da stopu verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben genelde buradan kullanıyorum. Ama burada da verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yani vadeli işlemler genel itibariyle bu şekilde. Bu kaldıraç dediğimiz mantığı birazcık daha anlatayım size. Kaldıraçlar bunlar. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum. 10 dolar paranız var 10 11 ya da 10 dolar paranız var ee, bir kuyunu aldınız ve 10 kaldıraç kullandınız yani 10 katı 100 dolarlık bir hacim yarattınız 100 dolarlık bir işlem yaptınız bakın şuraya da göstereyim ben kaç kaldıraç kullanmışım 10 kaldıraç kullanmışım 36 dolarlık hacim yaratmışım kaç şeyle yani yaklaşık yine 36 3.8 3.6 dolardan 10 kaldıraç yani 36 dolarlık bir hacim yarattım. Bunun akabinde 36 dolarlık e, kar ve zarar bana yansıyor şöyle özetleyeyim tekrar 100 dolar üzerinden 10 dolar girdiniz %1 arttı arkadaşlar 10 kaldıraç girip 10 dolar ile %1 bir artışa kaldınız yani. O aslında %1'lik değil, %10'luk bir artış olur. Çünkü yine onun da 10 katı kadar artmış oluyor sizin coin'iniz. Ya yani birazcık karışık gelebilir size ama e, yine en basit bu yüzdeliklere boş verin. Kar ve zararınız bu 10 kaldıraç dediğimiz bu girdiğiniz coin'in 10 katı kadarki şeyden hesaplanır. 100 dolar 10 kaldıraç, 10 dolar 10 kaldıraç girdiyseniz kar ve zararınız 100 dolar üzerinden hesaplanacaktır arkadaşlar. Yani demek istediğim şey şu siz 10 dolar abi bu anlamışsınızdır herhalde inşallah anladığınızı farz edeyim inşallah anlatabilirim şimdilik. Yani e, karınız zararınız girdiğiniz fiyattan değil de kaldıraç kullandığınız fiyattan size yansır. 100 dolardan 10 kaldıraç kullandıysanız %1'lik bir şeyden %10'luk bir genel bakiyenize göre %10'luk bir e, oynama geliyor. Yani bunları zaten zamanla anlarsınız arkadaşlar. Mesela %3 nokta bir kar söz konusu ama %3 nokta artmamış burası. Yani bu bizim genel girdiğimiz paraya göre hesaplanıyor buradaki. Yani bunları anlarsınız yavaş yavaş zaten. Bakın zaten biraz kar ediyoruz arkadaşlar. 20 sente kadar güzel güzel kar ediyoruz burada da. <laughs> Siz video için. Ve arkadaşlar hani e, stratejiler, bunların farklı farklı stratejileri var. Bunları da kanalda ulaşabilirsiniz. E, onları kesinlikle izlemenizi öneriyorum. E, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diyorum. Hoşça kalın. İyi kazançlar dilerim.